Kadınlarda kaç madalya umudumuz var? Hepsinden madalya alabilecek potansiyelimiz olduğunu biliyoruz. Ama tabii günlük performanslar değerli, önemli. Sizin fikriniz nedir? Valla sporcularımızın geçmişi bu konuda önemli bir veri. Geçmişte yani bütün sporcularımız Avrupa ve Dünya şampiyonlarından başarılı döndük. Devamlı başarılı olduk. Bu da hepsi de olimpiyat sınavı yani bu yarışmaların. Onun için olimpiyatlarda da bu sınavın iyi geçeceğini umuyorum Allah'ın izniyle. Hepsi madalyaya aday. Tabii sporda gün ve saat gelmeden, o günü yaşamadan müsabaka sonucunu çok aşırı değerlendirmek biraz zor. Ama dediğim gibi sporcularımızın geçmişi başarılarla dolu. O günkü madalya sınavından da hepsinin ümitli olduğunu, bizim de ümitli olduğumuzu ve inşallah hepsinin de gününde olacağını umuyorum. Şimdi birbirlerini deneyen iki sporcu, bir antrenör olarak bize anlatın dediğim anda da Tarvida'dan 2 puanlık vuruş geldi. O 2 puanlık vuruş, o avantaj tabii çok büyük bir avantaj değil. Çünkü her an o 2 puanlık avantaj dezavantajı dönüşebilir. Rakibin yapacağı bir hamleyle dönerek vuruşta ekstra alacağı 2 puanla. Ama kafaya teknik deniyor şu anda Tarvida. Yani orada bir tolyo alma düşüncesi. Gerçi sporcuların boyları birbirine yakın olduğu için şu anda... Şimdi sporcular genelde tek kart dövüşmeyi seçiyorlar. Bayan sporcularda bazen arka ataklar durgun olabilir. Mesela bu maçta şu anda ikisi de ön ayak. Arka ayakları denemiyorlar hiç. Yani risksiz müsabaka yapmak istiyorlar. Ve şu anda eğer bu sonucu temposunu artırmak ikinci, üçüncü ranttan sonra bu ön ayaklı dövüşü belki bozma ihtimalleri var. Fakat şu anda risksiz olarak yan kartla, siz, tek kartla puan toplamaya çalışıyorlar. Onu ifade ederken şunu söyleyelim. Hani ön ayak, arka ayak derken öndeki rakibi öndeki olan rakibe yakın olan ayağıyla mücadele etme, evet, ve arkada kalan ayağıyla da mücadeleye çok girmemeye vurgu çalışıyor. Yapıyorsunuz. Evet, evet. Onu söylüyorsunuz ki bunu zaten çok rahat ifade ediyorsunuz siz sporculara. Biz de ben en azından anladığımı ifade ettim ki çok güzel anlamış mıyım? Çok güzel. Teşekkür harika. Ederim hocam. Harika bu övgüyü almak için. Kesinlikle yorum çok güzel. Peki. İnce izahat gerekebilir. Dedim ya biz işin içinde olduğumuz için ince tarifte sıkıntı çekebilir. Sizin anlatımınız şu anda estağfurullah hocam, daha güzel ve daha geniş. Daha geniş. Estağfurullah. Çünkü bizde olay beynimizde refleks olmuş. Bazı konuları anlatma konusunda dilimize sarf etmeyebiliriz. Onun estağfurullah ama hocam. Ama siz daha detaylı bir spor muhabiri olarak harika bir detayla bakıyorsunuz olaya. Çok teşekkür ederim. Ali Şahin'le birlikteyiz. Kadın milli takımımızın teknik direktörü, değerli seyirciler. Aynı zamanda tabii birçok başarılı sporcunun da antrenörlüğünü yapmıştı geçmiş yıllarda. Biraz önce o bize katıldığında aramızda değilseniz onu da söyledik. 2012'de Londra Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımız madalya kazanırken arkalarında şu anda yanımızda olan Ali Şahin vardı. Heyecanı yaşayan, itiraz eden, onlarla mücadele eden, taktik veren, ne yapmaları gerektiğini söyleyen isimdi, antrenördü ve şimdi kariyerine kadın milli takımının teknik direktörü olarak devam ediyor. Letonyalı sporcu 3 puan aldı, 3'ünlük puanı. Tabi burada bir yumrukta faslı yumruk derken çok rahat ifade ediyoruz. 3 hakem de işte sarıya basmış. Öyle görüyoruz. Yumruktan gelen puanlar işte yukarıda o ekranda görünüyor. Evet. Aslında ekran okumak da maçı izleyen tribüne gelen. Şimdi keşke tribünde taraftarlar olsaydı veya tribünde bu yarışmalar olsaydı ama pandemi döneminde bu olmayacak. Pandemi dönemi sonrasında gelenler ekranı takip ederken de çok rahat neyin nasıl olduğuna dair fikir sahibi olabiliyor. Evet, tekvando tabii ki biraz özel ilgi gerekiyor bu ekranları iyi takip etmek için. Onun için son 2-3 yılda ekranlardaki figürler de değişti ama en son hali güzel görünüyor. Daha da anlamlı gözüküyor. Yine de ayrıntıyı bilmek lazım. Dediğiniz gibi şu anda birer yumruk puanı var ve Letonyalı sporcunun da orta seviye 2 vuruş da aldığı
puanlar, 2 puanlık vuruşlar var ve Salih ikinci roundda son 10 saniyeye giderken mavi kask, mavi kıyafetiyle aradaki farkı azaltmak için bir vuruş denemesi yaptı. 2 puanlık savunmada kaldı Tarvida ve ona izin vermedi. Bu round bitti. 5-1. Son rounda gideceğiz. 4 puanlık avantajla gidecek Tarvida. Ne dersiniz? Evet, şu anda Letonyalı sporcu daha üstün gözüküyor. Bu round diğer sporcunun biraz daha müsabakaya asılması gerekiyor. Tabi dediğim gibi biraz önce ön ayaktan artık durgunluk tekniklerini aşarsa puan alıcı farklı teknikler uygularsa inşallah müsabakayı kendi lehine çevirebilir. Üçüncü rounddaki taktiğine bakacağız. Bir de Ines'e Tarvida ile ilgili bir bilgi verelim değerli seyirciler. Tarvida 108 mücadeleye girmiş ve bunların %62'lik bir oran ve 661 puan almış 964 vuruştan. Bir altın puanla, iki de altın puanla kaybettiği maç var. Yani bir altın puanla kazandığı, iki de kaybettiği maç var. Ve 5-2'lik skor. Ali Şahin bizimle birlikteydi. Bu mücadele sonrasında da maçlar var. Evet, Nafiha'da gelecek. Için Ali Şahin yine başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok, sağ çok olun. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Umarım gönlümüzdeki gibi olur olimpiyatta. İnşallah. Çok İnşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Ali Sağarkaya gelecek şimdi yanımıza değerli seyirciler. Ali Şahin gidiyor Nafiha'ya. Başarılar diliyoruz. Birazdan onun mücadelesini de takip edeceğiz. Nafiha Kuş olimpiyatta mücadele edecek sporcumuz. Hayalleri var, hırsı var, mücadeleci yapısı var Nafiha'nın ve Nafiha'yı birazdan göreceğiz. Çok rahat gidiyor Tarvida. Safiya performansı özellikle ikinci roundda çok daha iyiydi. Ali Sağarkaya hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bilgi evet, olarak, evet buyurun. Sporcularla ilgili Tarvida çok tecrübeli bir sporcu. Bunlar iki kardeşler, Latvia, Letonya adına dövüşüyorlar. Antrenörleri Markus Almanya'da, Alman. Markus Kohlövel. Evet, o da yani dünyada tanınmış iyi bir antrenör. İsveç milli takımını, Alman milli takımını çalıştırdı. Afrika'dan, değişik ülkelerden sporcuları yetiştirdi. Şu an Letonya'dan Tarvida kardeşler, iki kardeş var. İkisini de antrenörlüğünü yapıyor. Tarvida çok tecrübeli bir sporcu. Çok fazla üst düzey başarıları olmamakla beraber ama yani Tarvida kardeşler derken biri Inese Tarvida, diğeri Yolanta Tarvida. Evet. Burada mücadeleden şu anda izlediğimiz Yolanta Tarvida. Yolanta. Inese de 57 kiloda mücadele ediyor. Olimpiyat şampiyonlarını, dünya şampiyonlarını yenen bazı turnuvalarda seviyeye gelmiş genç bir sporcu. Ve çok rahat kazandı. Evet. 13-3 Yolanta Tarvida kazanıyor.